أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, inşallah Medrese-i Nur'da kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Sözlerde 17. sözde kalmıştık. 17. sözün evvelindeyiz, girişindeyiz ki bu söze de Üstad iki ayet-i kerime ile başladığı bir anlamda bu ayet-i kerimelerin bir tefsirini yapacak. İki sureden üç ayet-i kerime, öyle diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alel ard ziynetel leha linebluvehum eyyuhum ahsanu amela. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Evet, iki ayet-i kerime ki bunlar, bir tanesi Kehf suresinde, diğeri ise yine En'am suresinde. Mealinde hatırlayalım. Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Onun üzerindeki her şeyi biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Yine En'am suresindeki şu ayeti kerimenin meali, dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Evet, bu iki ayet-i kerimenin dedik ya bir tefsirini yapacak. Dünyanın, dünya hayatının hakikati, ölümün hakikati, imtihanın hakikatiyle ilgili aslında güzel bir konu okuyacağız 17. sözde. Ve diyor ki bu söz iki âli makam ve bir parlak zeyl, yani ekten ibarettir. Halık-ı Rahim, çok merhametli olan yaratıcı ve Rezzak-ı Kerim, çokça ikram eden rızık verici ve Sani-i Hakim, çok hikmetli ve sanatlı yapan, şu dünyayı alemi ervah ve ruhaniyet için, ruhlar ve işte tabi alemi ervah deyince yine aynı manaya geliyor, bir bayram bir şehrain suretinde yapıp, şu alemi ruhların sanki işte bir eğlencesi gibi, zevk aldığı işte bir bayram gibi yapıp, bütün esmasının, bütün Esma-ül Hüsna'sının garaibi nukuşuyla, o nukuşlarının gariplikleriyle, işte Kadir isminin işte garip garip nakışlarıyla, tecellileriyle süslendirip, küçük, büyük, ulvi, süfli, yani yüce veya işte alt, her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık, yani o bayramda her bir ruha, her bir yarattığı mahluka uygun biçimde çeşit çeşit nimetler, güzellikler ve tabii onların o güzelliklerden istifadesine uygun bir takım hisler ile, havas ile mücehhez, yani işte donatılmış vaziyette, o duygularla, işte bizim için, yani insan için söylersek, yani Allahu Teala'nın yarattığı nimetleri görecek bir göz ile, tadacak bir dil ile, koklayacak bir burun ile, duyacak bir kulak ile veya dokunacak bir el ile donatıp bir ceset giydirir, bu şekilde bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Yani şu yeryüzüne, şu hayata, o sanki izlenecek yere, izleyecek yere, temaşa izlemek demek. Yeryüzünde üstad temaşagah diyor. Yani Rabbimizin işte nimetlerini, isimlerinin tecellilerini temaşa edecek. Ama temaşada biraz ibretli bir izleme var. Biraz zevkli bir bakış var.
yeryüzüne de öyle diyor, temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle, yönüyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihetle her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. İşte her bir diyelim ki Nisan ayında veya yaz ayında işte bir sebzenin, hani diyelim bir meyvenin çiçeklerinin açması, yaprakların açması, meyve vermesi sanki onun bir resmi geçidi. O yarattığı o mahlukun veya diye hayvanlar içinde bu böyle. Her bir mekan, zaman bir tür için, yarattığı bir sınıf için bir resmi geçit, bir bayram hükmünde yapmıştır diyor. Ve bilhassa ruyu zemin, şu yeryüzü hususen bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin, yani küçük mahlukların, sagir küçük demek, masnuat sanatlı yaratılmış varlıkların taifelerine öyle şaşalı, yani öyle parlak, gösterişli ve birbiri arkasında bayramlardır ki, o işte mesela bahar ve yaz mevsiminde o küçük diyelim ki sinekler olsun, böcekler olsun, işte tohumlar olsun, çiçekler olsun, onlar için öyle gösterişli bayramlardır ki tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı, yani çok yücelerde olan ruhları, melekleri, gökyüzündeki sekeneleri, yani oranın sakinlerini seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Sanki o yüce ruhlar o baharda o varlıkların resmi geçidini izleyecekler, yani o kadar güzel. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, düşünenler için sanki bakıp da okudukları, ders çıkardıkları manzaralar oluyor ki, akıl tarifinden acizdir diyor. Fakat bu ziyafeti ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil. Evet, burada Rahman ismi tecelli ediyor. Muhyi ismi tecelli ediyor. Yani o baharı, o yazı böyle ihya ederek o merhametini, şefkatini veya diğer isimlerinin tecellilerini gösteriyor. Ancak buna mukabil ismi Kahhar ve Mümit. Bir de Allah-u Teala'nın Kahhar ismi var, Mümit ismi var, yani öldüren manasında. Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiat rahmeti külle şey, yani rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayetindeki o rahmetinin müs'at-ı şumuline, yani o genişliğine, o her şeyi kuşatmışlığına zahiren muvafık düşmüyor. Hani bir soru soracak şimdi. Yani o resmi geçit tarzında sanki bir bayram gibi o mahlukatı belli zamanlarda, belli mekanlarda şenlendiriyor, onların yüzünü güldürüyor, onları coşturuyor, harekete geçiriyor, filizlendiriyor, işte bizim dikkatimizi celbettiriyor filan. Ama Allah-u Teala'nın bir de Kahhar ve Mümit gibi isimleri var. Onlar da o bitkilerin, o hayvanların kurumasını, ölmesini gerektiriyor. Ölmesini gerektiriyor. Peki bu nasıl anlaşılacak? Nasıl işte birbiriyle muvafık olacak? Hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Birkaç yönden bu ikisini diyor birlikte anlayacağız. Bir ciheti şudur ki, yani bir yönü Sani-i Kerim, Allah-u Teala, yani ikram eden, sanatla yapan Rabbimiz, Fatır-ı Rahim, benzersiz ve merhametle yapan Rabbimiz, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten, ya mesela işte bir buğday tarlasındayız, sanki o buğdayların hepsi aynı bir asker gibi bir resmi geçit yapıyorlar, böyle başaklarla boy vermişler. Şimdi bunların resmi geçit nöbeti bittikten sonra kurudular. Ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra, yani onların o şekilde gösterilip bizim nazarımıza verilip yani bir şekilde ömürleri bittikten sonra ekseriyet itibarıyla dünyadan merhametkarane bir tarz ile tenfir edip usandırıyor.
Tabi bunu insan için anlayacağız. Diğer varlıklar için de anlayacağız. Görevleri bittikten sonra, neticeler alındıktan sonra onları diyor o hayattan bir yerde artık içlerinde, kendi içlerinde hayattan usandırıyor. Ama nasıl bir tarzda? Merhametkârâne bir tarzda tenfir edip, yani sanki bir istemezlik vererek usandırıyor. İstirahate bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan terhis edildikleri zaman, yani askerin nasıl ki terhisi var, aynı diğer varlıklar da diyor, işte ölümleri nedir? Terhistir. O hayat vazifesinden terhis edildikleri zaman, vatanı aslilerine, asli vatanlarına bir meyelan-ı şevk engiz, yani sanki heyecanla, aşkla, şevkle bir gitme meyli ruhlarında uyandırıyor. Ne zaman? Vazifeleri bittikten sonra. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, sonsuz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Evet, nasıl ki vazifesini yaparken işte canını veren askere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek, yani ebedi bir sanki bir beden vererek o koyunu ne yapıyor? Sırat üstünde sahibine bırak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Ki bunu hadis-i şerifte okuyoruz. Kişinin kestiği kurban yarın Sırat Köprüsü'nde diyor, onun için binek olur. Dolayısıyla o kurbana kıyamette bir makam veriyor. Evet, öyle de aynı bunun gibi diyor, sair ziruh, diğer işte ruh sahipleri, canlılar ve hayvanatın, hayvanların dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbaniyelerinde, yani Rabbimizin onların yaratılışına uygun verdiği vazifelerinde, işte kimisi efendim ceset leşleri yiyor, kimisi uçuyor, kimisi bir havayı temizliyor vesaire. Her birinin değişik vazifeleri, kimi süt veriyor, kimi bal yapıyor filan. O vazifelerinde ve evamir-i sübhaniyenin itaatlerinde, Allahu Teala'nın işte onlara yaratılıştan vermiş olduğu emirlere itaatlerinde telef olan, yani hayatını kaybeden, ölen ve şiddetli meşakkat çeken zihruhların, yine işte ölümlerinde de zorluk çekiyor gibi görünen canlıların, onlara göre bir çeşit mükafat-ı ruhaniye, ruhani, yani dünyadan ayrılırken onlara bir ruhani mükafat ve onların istidatlarına göre, artık özelliklerine, kabiliyetlerine göre bir nevi ücret-i maneviye, manevi ücret, o tükenmez hazine-i rahmetinde bait değil ki bulunmasın. Yani uzak değil ki bulunmasın. Demek ki o vazifesini, fıtri, yaratılıştan vazifesini yapan varlıkların ölümlerinde de Allahu Teala bir manevi ücret, bir lezzet veriyordur diyor. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. Nasıl ki kesilen kurbana, hatta başka bir yerde söylüyor, kurban diyor kesilirken hiç o anda acı hissetmez diyor. Acı hissetmez. Hissetmek ister ama bir anda o acı da biter ve Sırat Köprüsü'nde de sahibine binek olur. Öyle bir mükafat verilir. Aynı şekilde diğer varlıkların ölümlerinde de benzer bir mükafat, belki manevi bir lezzet vardır. Allah-u Teala'nın rahmetinden bu uzak değildir diyor. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir diyor. Lakin zihruhların, yani canlıların, ruh sahiplerinin en eşrefi, en üstünü ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, evet şu bahar bayramında, yaz bayramında veya yeryüzünün değişik vakitlerinde çokça istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, yani dünyayı çokça istediği halde dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek için
eseri rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Evet, insan artık yaşlandığı zaman veya hastalandığı zaman, yani ölümcül bir hastalığa yakalandığı zaman veya hastalandığı zaman, yaşlandığı zaman artık ne yapıyor? Dünyadan onu soğutuyor ve ahirete, alemi bekaya, o sonsuzluk alemine geçmek için rahmetinin eseri olarak ona bir aşk veriyor, bir şevk veriyor. Yani artık dünyadan onu iyice soğutuyor. Evet, kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan, insanlığını yitirmemiş, yani yoldan çıkmamış olan kimse o haletten istifade eder. Yani o sonsuzluğu arama, artık dünyadan uzaklaşma arzusu belli bir noktada. Evet, bunu kim hisseder? Yoldan sapmamış olanlar diyor, bunu hisseder. O yaşlılığında veya o hastalığında. Rahatı kalp ile gider. Kalbi rahat bir şekilde gider. Şimdi o haleti intihac eden, yani onu neden ahireti ister? Neden o yaşlı kimse, yaşlanan mümin veya ölümcül bir hastalığa yakalanan mümin neden Rabbine kavuşmayı ister o anlarda? Neden dünyadan soğur, dünyadan uzaklaşmak ister? İşte bunu netice veren vecihlerden, yönlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz dedi. Gelecek bölümde okuyalım. Bu kısmı güzel bir kısım, güzel bir bölüm inşallah. Değerli izleyiciler, buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.